Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle Başkan 35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dolar TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar do dolar TL kurunda e, biliyorsunuz altın videomuzda da açıklamıştık. Merkez bankalarının basmış olduğu paralar ve bu paraların e, koronavirüsten sonraki ekonomiye olan etkileri hala belirsizliğini korumakta arkadaşlar. Bu basılan paralar e, dönmeyecek mi? Bunun belirsizlikleri devam etmekte. E, önümüzde bir de FED toplantısı var. E, faiz indirimine devam edecek mi? Fakat nedeniyle FED e, tekrardan faiz indirimine gitmek zorunda arkadaşlar. Bunun nedeni ABD e, Dış olsan kaynaklı. ki e, arkadaşlar buralardan gelir elde edebilsinler. E, fakat Avrupa bölgesi olsun, e, Asya bölgesi olsun, e, korona virüsünden dolayı ekonomileri de şu an onların da resesyona girmiş gözükmekte. Bunun neticesinde e, ticaret bir şekilde dönmemekte arkadaşlar. E, FED de bunun karşılığında devamlı piyasa de sağlamak için para basma yoluna gidiyor. Ee, peki korona virüsün etkileri geçtikten sonra neler olabilir? Ee, koronanın da etkileri geçtikten sonra arkadaşlar bu piyasada e, fazla miktarda dolar olacak. E, bu dolarlar geçmişte biliyorsunuz örneğini yaşadık. E, Fed tarafından tekrardan geri toplanacak mı? E, bu dolarlar tekrardan geri toplanmaya başlarsa e, uzun vadede ülkelerde biliyorsunuz sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar e, doların e, tekrardan ana vatanına dönme süreci başlıyor uzun vadede baktığımız zaman arkadaşlar TL'nin e, çok sıkışmış olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz e, bunun nedeni Fed'in şu an basmakta olduğu paraların e, bir şekilde gelişmekte olan ülkelere e, girişi olmamakta. Yani yabancı yatırımcı parasını şu an e, risklerden ötürü gelişmekte olan ülkelere yatırmaması. E, bu basılan paralardan da gelişmekte olan ülkeler e, faydalanamamakta. Önümüzde Merkez Bankamızın bir e, merkez diğer merkez bankalarıyla olan e, swap anlaşması e, biliyorsunuz gündemde. Bu swap anlaşması Dolar-TL kurunun ileriki seviyelerde yani kısa vadede orta vadede e, yönü bakımından çok önemli olacak Arkadaşlar e, herhangi bir sıvap anlaşmasının piyasaya düşmesi halinde dolar TL'de 661 seviyelerine kadar e, bir geri çekilme yaşanabilir e, bu haber aklınızın bir ucunda olsun e, bu sıvap hamlesi Merkez Bankası'nın yapacağı bu sıvap hamlesi yakından takibinizde olsun Şimdi kısa vadede dolar tl'yi inceleyelim arkadaşlar. Kısa vadede neler olabilir? Kısa vadede bizim için dolar kurunda 6 at e, geri çekilmeler 6.93 seviyesine kadar gerçekleşebilir arkadaşlar. 6.93 e, kısa vadede dolar tl'de geri çekilmelerde görülebilecek seviyeler. 6.93 üzerinde kaldıkça dolar tl kuru e, tekrardan 7 seviyesini test etmek isteyebilir arkadaşlar. E, o yüzden 6.93 seviyesi dolar tl kurunda yakının takipimizde olacak önemli bir seviye olarak gözükmekte. Bugün itibariyle 24 e, Nisan 2020 itibariyle 4 saatlik ve günlük vazda da dolar tl kuruna baktığımızda 6.96 7 band arasına 7 bandları arasına sıkışmış bir dolar kuru görmekteyiz şuradan geçen bir tren çizgimiz ve yukarıda 7 seviyesi 6.93 7 bantları arasına sıkışmış bir hareket e, dolar tl kurunda da 4 saatlikte görmekteyiz arkadaşlar 6.93 e, altında 4 saatliklerde kapanış gelmedikçe bu hareket tekrardan yönünü 6.96 e, ve 7 seviyesine doğru e, tekrarını sağlayacaktır. Yani 6.93 7 aralığında hareketlerine devam etmesi muhtemel gözükmekte. 6.93 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar, e, dolar TL kurunda 6.85 seviyelere doğru bir gevşeme yaşanabilir. 6.85 dolar kurunda ayrıyetten e, bir e, trend destek çizgimizdir ve bizim için önemli bir seviyedir arkadaşlar 6.85. 6.85 seviyesi kırılmadıkça evet dolar tl kurunda da e, alış yapmak isteyen arkadaşlar için 6.96 e, üzerinde dolar TL'de gördüğümüz en yakın seviye arkadaşlar direnç seviyesi 7.04 bölgesindeki direnç seviyesi 6.96 üzerinde kaldıkça Yukarıda 704 bölgesi dolar TL için önemli bir direnç bölgesi olarak gözükmekte. 7 üzerine atması halinde e bu 704 bölgesi de yukarı yönlü kırılabilirse yukarıda 714'te tekrar bir direnç göze çarpmakta. Alış yapmak isteyecek olan arkadaşlar için de yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla arkadaşlar kısada da 693 düzeltmelerini takip edebilirsiniz 6.93 altına inilmedikçe e, ve 6.96 altında günlük kapanışlar gelmedikçe yukarıda 7.04 7.14 seviyeleri dolar tl kurunda e, test edilmek istenebilir e, fakat tekrardan pozisyona girmek isteyecek olan arkadaşlar için de e, en güzel bölge olarak şu an itibariyle 6.85 seviyesindeki e, alım bölgesi göze çarpmakta arkadaşlar. 6.85'teki alım bölgesi göze çarpmakta. 6.85 bölgesi ayrıyeten e, bir de trend değişim bölgemizdir. 6.85 seviyesini test etmek isterse Dolar-TL kuru. E, buradan tekrar e, alım yapılabilir. 6.85-6.81 aralığında tekrardan alım yapılabilir. Zaten 6.80 altına düşmedikçe Dolar-TL kurunda da e, hedef 723 50 seviyelerine doğru gözükmekte arkadaşlar. Dolar-TL kurunda dediğim gibi gözümüz kulağımız swap antlaşmasında olacak. Eğer bu swap antlaşmasıyla ilgili e, olumlu haberler piyasaya düşmeye başlarsa... E, dolar TL'de de 680'li bölgelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bizim ilk etapta kısa da 693 e, geri çekilmeleri takipimizde olacak. Yukarıda biliyorsunuz 7 bölgesinde bir e, psikolojik direnç direnç seviyemiz mevcut. Bu direnç seviyesi yukarıya yönlü de kırılabilirse 704 ve 714 bölgeleri dolar TL kurunda takipte olmamız gereken ee, önemli direnç noktaları olarak göze çarpmakta. Evet alım yapacak yeniden pozisyona girecek arkadaşlar için 6.85 şu an itibariyle 6.85 6.80 aralığı ideal olarak gözükmekte arkadaşlar. Ee, bu seviyeleri yeni alım yapacak arkadaşlar bekleyebilir. Ee, uzun vadeli yatırım yapacak arkadaşlar da 6.80 üzerinde kaldıkça dolar tl kurunda 7.20 7.23 seviyelerini e, hala takip edebilirler beklentilerini devam ettirebilirler herhangi bir kırılım şu an için 6.80 altında günlük bir kapanış görmediğimiz için de dolar-tl kurunda aşağı yönlü bir hareket e, gözükmemekte dediğim gibi fetten de pek ben e, TL'ye faydalı olacak bir hareket ne olabilir? Faiz indirimi olabilir. Petrol tarafında e, düşüşler TL'ye faydalı olabilir. Fakat artık petrolde de ben buraların dip olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketlerin e, 27'li ve 35'li seviyelere doğru hareket edeceğini düşünmekteyim. Bu da TL kurunu için e, hala bir risk teşkil etmekte. Bunları da yakından takipte kalacağız. Şimdilik dolar TL'de kısa da 6.93-7 band aralığı takibinizde olsun. 7 bant aralığı aşılırsa da 7.04-7.14 ee, kısa da takip edeceğimiz önemli seviyeler. Video hoşunuza gittiyse bir beğen atarsanız beni memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.